Melekler nurdan yaratılmış nurani varlıklardır. Cenab-ı Hak meleklerin nurdan yarattığı gibi manalardan, havadan, kelimelerden ve esir gibi nurani ve latif maddelerden de yaratmaktadır. Melekler kainattaki maddi ve manevi bütün işlerde memurdurlar. Her varlığın müekkel bir melaikesi vardır. Çekirdeğin etrafındaki elektronların hareketinden tutun, yağmur damlalarının inişine kadar ve meteorların düşüşünden tutun, ta galaksilerin hareketlerine kadar her bir hadiseye nezaret eden görevli bir melek vardır. Her melek, nezaret ettiği ilahi icraatı alkışlamakta ve o mahlukun yaptığı tesbihatı melekût aleminde temsil etmektedir. Onlar bu görevleri yerine getirirken manevi bir lezzet alırlar ve ilahi emirleri severek ve isyan etmeksizin yerine getirirler. Meleklerin cinslerine göre farklı farklı vazifeleri vardır. Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilen görevleri Kur'an ayetlerinin ve bazı hadis-i şeriflerin ışığında şöyle sıralayabiliriz. Bir, Allah'ı her bir eksik ve yanlış mülahazadan tenzih etmek, ona gece gündüz övgü ve şükranda bulunmak ve onu ona yaraşır bir biçimde yüceltmek. 2. Allah'ın peygamber olarak seçtiği kullarına vahiy getirmek. 3. Peygamberleri salat ve selam ile yüceltmek ve bütün insanlara dünyada hayır duada bulunmak. 4. Peygamberlere ve müminlere manevi bir güçle destek olup onları sıkıntılı ve üzüntülü anlarında rahatlatmak, inkârcıları ise sıkıntıya sokmak. 5. İnsanı koruyan takipçiler olarak bir anlamda insanlara hizmet etmek. 6. İnsanların fiillerini kaydetmek. 7. Kainatla ilgili olarak yürütülen ilahi icraata vasıta olmak. 8. Beşerin yaratılış ve ölümüyle ilgili olarak görev yapmak. 9. İlahi cezaları icra eden hademeler olarak görev yapmak.